kete yapımı, kısal kesimde yine 40'ım dediğimiz zaman da 40 olur. O da işte 6. ayın 15'inde başlar. Günlerimiz 40'ından sonra bize gelir. Biz önce onları bir ayıklarız. Temiz kısımlarını, bacak, etek bacak dediğimiz kısımları ayıklarız. Ondan sonra keçem aşamasına geçeriz. Bundan evvelki çekimlerde olduğu gibi saçma işlemini yaparız. Saçtan sonra kapaklama işlemini yaparız. Bu kapaklama işlemi de olduktan sonra pişirme işlemini yaparız. Yani iyice keçeleştirme dediğimiz olayı yaparız. Ondan sonra asarız. Askıda gördüğünüz gibi, o zaman çekmiştim. Onu da askıda bu mesleği babamdan öğrendim. Babam da babasından tadipte de çocuk gelme. Hemen hemen 240 yılda falan bu mesleği yapıyoruz. Gitgide talep azaldı ama şu günlerde mezun sen olduğunda şu gün bu tarih yani 1905'inde 1920'sinde biraz talep var yani. Talep var derken o da sezon olduğu için işte bu virüsle çalışamadığım için biraz o talep o yaratılığına geldi yani. Yok ya, ne yapayım, ne anlatayım başka?
hayvancılık azaldı ama şu son dönemlerde biraz bir kıpırdanma var. O da mevsimci sel olduğu için yani. Şu anda kullanım alanları genişlediği için biraz hareketlilik var. Ama bu 3 ay sonra, 2 ay sonra biraz daha yavaşlar yani. İnşallah. Potansiyel olarak çok az müşteri var yani. İnşallah. Şöyle bir merkezi yerlere keçiyi sokamadık yani. Olay oradan geldi. Kursant kesimde de kullanan azaldı. Bitti. Kolay gelsin. Oh, hoş geldin. Bu kaç saat bu devam? Bu enerji bir saat. Bir saat. Sonra daha tekrar önünde kapaklarla dediğimiz olayı yaptık. Yunan'ı duracak. Şöyle. Şöyle duracağım. Tekrar bir saat böyle getirecek. Ondan sonra alan dışına gidecek. Önümüzde keseleştirecek. Alan dışına gidecek. Çarşamba günü de. Çarşamba gelirsen bunu da çekersin yani.